Merhabalar. Bugün 16 tane neon tetra aldım ve yanında bir tane de Elodia hediyesi var. Şimdi bunların alıştırmasını yapacağım. Poşeti kestik. İçinden bakıyorum. Küçük oldukları için hani kalan var mı diye. Yok. Şimdi maşrapayı aldım. Bunları bitkili akvaryuma koymayı düşünüyorum. Neon tetraları buraya aktaracağız. Neon tetralar bitkili akvaryumlarda yatışan hoş balıklar. Daha önce 6 tane vardı. Bugün de 16 tane aldım. Çıktı mı tam bilmiyorum. Ha, çıktı, şimdi çıktı, gördüm. Kanalımda da neon tetralarla ilgili videom var. Kenarına gelmişti de ben şöyle ortasına aldım. Şöyle. Evet, biraz şok etkisinde. Ha, ölü sandım ama hareket ediyor. Tabi bu transfer esnasında strese girdiler. Elodia'nın parçası şurada. Şimdi fark ettim. Ölen falan var mı diye bakıyorum şöyle. Evet, bir tanesi maalesef ölmüş. Olabiliyor böyle. 16 taneden bir tane gitti. Bakın didik diyorlar. Onu ben videodan sonra alırım. Evet, 16 neon tetranın birisi maalesef öldü. 15 tane burada var. 6 tane de önceden vardı. 21 tane neon tetra oldu. Tabi gözlemleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Biraz parlıyor telefon ışığından ama banımız çok şükür 12. günden itibaren üstlerde de yüzmeye başladı. Bugün 12. gün. Kuyruk ve yüzgeçler biraz daha toparladı. Bu arkadaşı canlı doğuranların yanına da koyabilirim. Çünkü dişi beta canlı doğuranların yanında durmasında bir sakınca olmuyor. Diğer dişi betanın yanına koymayacağım. Zaten o diğer dişi beta bu arkadaşı hırpaladı. Şimdi tabi burada zaten 6 litrelik kapta mecburiyetten tutuyorum. Hani daha büyük bir kabım olsa orada tutacağım. Muhtemelen bunu buraya aldığımın ikinci haftası, yani yaklaşık 2 gün sonra gözlemleyeceğim. Buradan bunu alacağım. Çünkü dediğim gibi 6 litrelik kapta havalandırma yok. Hani yazın ısıtıcıya gerek yok ama havalandırma olsaydı iyi olurdu. Şimdi dörtlü bir havalandırmam var. Ama dörtlü havalandırmayı da burada çalıştıramam yani. Dördünü birden. O yüzden günde işte her gün su değişimi yaparak suyun kirlenmesini bir şekilde önlemeye çalıştım. Ama tabii havalandırma önemli. Labirent organı sayesinde bu biraz daha burada dayanıyor. Ama aslında dediğim gibi elimizin altında bir havalandırma için fazladan tekli bir hava motoru olması iyi oluyor. Dediğim gibi arkadaşa vermiştim. İnternette sipariş etti. Ürün daha henüz eline gelmemiş. Muhtemelen ben bunu canlı doğuranların yanına koyduğumda hava motoru bana gelmiş olacak. Sağlık olsun. Şimdilik dinlenme kabında balığımız dinleniyor.